أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين Nesnevi Nuriye kitabının Katre Risalesi'nin hatimesini çalışıyorduk ve hatimesinde Tahtel Arz yaptığım hayali bir seyahatte gördüğüm bazı hakikatler zikredeceğim diye başlayan bölümde Tahtel Arz kelimesinin önemi yeraltı demek, yani meselelerin kökü, özü nereden kaynaklandığını araştırma seyahati. Bu seyahat tasavvuri, tahayyülü bir seyahat ya da hep tefekkürü bir seyahat. Fakat bu gördüğüm hakikatler sizinle paylaşacağım diyor. Birinci hakikat olarak Maliki Hakiki'den gaflet nefsin firavunluğuna sebep olur tespitini yapmış. Yani insanların nefisleri neden kendi hakimiyetini ilan etme doğrultusunda oluyor? Neden insanlar bağımsızlıklarını, yaratıcıdan bağımsızlıklarını ilan ediyorlar? Bunun nedeni ve yaratıcıyı tanımak istemiyorlar. Yaratıcının insanlar üzerlerindeki hakimiyetini tanımak istemiyorlar. Sonuçta bahanelerle şöyle oldu, şöyle var gibi bahanelerle inkara gidiyorlar. Bunun aslında Maliki Hakiki'den gaflet yatar diyor. Yani Maliki Hakiki'yi tanımamaktan, kabul etmemekten ya inanamamaktan değil, yani itiraf etmemekten, ona teslim olmamaktan kaynaklanıyor diyor metin. Ve insan düşünmesi lazım, ben insanlar böyle mi oluyor, bende böyle bir durum var mı diye. Çünkü Maliki Hakiki'yi inkar demedi de gaflet dedi. İnsanlar, bizler yani genellikle Maliki Hakiki gerçekten her şeyin, ama her şeyin, insanın maddi biyolojik yapısından tutun da ruhi yapısına, his dünyasına, kalbine, vicdanına varıncaya kadar her şeyin gerçek malikini unutuverip biz kendimizin onların maliki olduğunu zannediveriyoruz. Bu gaflet veya böyle bir eğilimimiz var. Bu eğilimimizden, bu eğilimimize mağlup olmaktan, yenilmekten kaynaklanan bir hal olduğunu tahmin ediyorum. Yoksa kainatın maliki yok, onun maliki benim demez insanlar. Benim vücudumun maliki benim demez. Herkes bilir ki bunlar bize verildi. Herkes bunun bilincinde olduğunu zannediyorum. Bunların verildiğinin bilincinde olduğunu zannediyorum, ama gaflet önemli. Unutuvermek, öyle zannetmemek, özellikle his dünyamızla ilgili olduğu zaman gaflet imkanı çok daha fazla oluyor. Ben düşünüyorum, ben böyle hissediyorum, ben böylesini tercih ediyorum ve bunun kaynağı benim zannetme, o şekilde telakki etme ihtimali çok fazla. Hepimizde var bu.
buna karşı alarmda olmamız lazım, böyle bir gaflete düşmemek için. Bunu anlatırken ikinci paragrafta şöyle bir cümleye geldi ve biz onun çok önemli olduğunu konuştuk. Halbuki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet, uluhiyet sıfatlarını fehmetmek üzere bir vahid-i kıyasi vazifesini görüyor. Yani insanda benlik ve hürriyet var. Bunları, benliği reddedeceğiz, hürriyetimizi reddedeceğiz anlamında değil. Onları doğru yerde kullanacağız. Onlar bize uluhiyet sıfatlarını, yani yaratıcının ilah olmasının gereği olan özelliklerini anlayabilmek için, ilah nasıl özelliklere sahip olur, onlara anlamak için bize hürriyet ve benlik duygusu verilmiş. Yoksa hürriyetimizi kullanarak, benlik duygusunu kullanarak bir insanda benim, ben de böyle yapıyorum, ben böyle düşünüyorum, ben bunu şu şekilde tercih ettim gibi hisler, yani benlik duygusu insanda hakiki maliki inkar edip, görmemezlikten gelip, onu ihmal edip, kendimizi malik zannetmemiz, hatta kendimiz üzerinde malikiyetini iddia etmemiz için, öyle zannetmemiz için verilmedi. Çok dikkat etmek lazım, unutmamak lazım, devamlı kendimizi hatırlatmak lazım. Yoksa eğer ben kendi duygularıma olan malikiyet iddiamın yanlış olduğunun bilincinde isem, bendeki benlik duygusunu öldürmeye kalkmak veya insanın iradesini kullanarak sanki o duygular kendisininmiş gibi tasarrufta bulunmasına imkan veren hürriyetini, o hürriyet vasfını, özelliğini, hür olma özelliğini, iradesini kullanmama ve dolayısıyla hürriyeti reddetme için değil, çünkü ben kendim hür olarak seçim yaptığım zaman sanki o seçimini yaptığım duygularımın maliki kendim olduğunu zannediveriyorum tehlikesiyle ya da kuşkusuyla, şüphesiyle, hürriyetten vazgeçme bize hürriyet duygusunu veriliş amacına ters düşer. Hürriyet bize verildi, ondan vazgeçmeyeceğiz, hürriyetimizi kullanacağız, irademizi hürce kullanacağız, tercihlerimizi hürce yapacağız, ama bu hürriyet bizi o tercihlerini yaptığımız konuda, her ne konuda tercih yaparsak yapalım, hayatımız bu tercihlerle dolu zaten, o konularda, tercihini yaptığımız konulardaki duyguların malikinin biz olmadığımızı, hatta hürriyetin malikinin de biz olmadığımızın bilinciyle yapmamız gerekiyor. Bize verildiğini, ikram edildiğini, ihsan edildiğini anlayarak hürriyetimizi kullanmamız lazım. Eğer hürriyeti kullanmada bir hata yapıyorsak, bunun alternatifi hürriyetten vazgeçmek kesinlikle değildir. Enaniyetten, yani benlikten vazgeçmek, eğer benliğimi kullanırken hata yapıyor da kendimi malik zannediyorsam, kendime malik zannediyorsam, o zaman enaniyetimi, benliğimi inkar etmek için bir tercih yapmam gerekmiyor. Benliğimi muhafaza etmek zorundayım, hürriyetimi muhafaza etmek zorundayım, çünkü onlar malikiyetimi kendi üzerimde ya da duygularım üzerinde malikiyetimi iddia etmek için verilmedi. Onlar uluhiyetin, yani benim yaratıcımın ilah olmasını gerek, ilah olmasını sağlayan ya da benim anlayışımda o bir ilahtır diyebilmemi sağlayacak olan, o sonuca ulaşmamı sağlayacak olan ilahlık vasıflarını tanıyabilmek için verildi. Ben şunu şöyle yaptım, tercih ettim, güzelini tercih ettim ve sevdim, insanlar da, zihni şuur olan yaratıklar da bundan memnun oldular.
O halde şu kainatta hep güzeli tercih eden kimdir diye soruyu sorup cevabını arayabilmem için ben güzeli tercih ettim diyebilmem lazım. Eğer insan benlik duygusunu inkar ederse, onu kullanmazsa, onu dumura uğratırsa, ki bu devirde pek öyle insana rastlamak mümkün değil ama teorik olarak konuşuyoruz. Benlik duygusunu yani geçmişte bahsediliyor da insanlar inzivaya çekilmişler, kendilerini çok hiçbir benliğe sahip olmadan çok aciz, fakir, kimsesiz, garip vaziyette göstermeye çalışmışlar benlik duygusunu ezmek ve öldürmek için. Şimdi öyle yapanı pek ben rastlamadım. Ama yine de teorik olarak konuştuğumuzda bu yanlış bir alternatiftir. Bizden benlik duygumuzu ve hürriyetimizi ne öldüreceğiz ne vazgeçeceğiz, onu ilahın sıfatlarını tanımak için kullanacağız. Bu duygularımızı ilahi sıfatlara tanımak için kullanacağız. O ilahi sıfatları anlayabilmek için kullanacağız. Çünkü onları zaten gözümüzde görmemiz mümkün değil. Görsek bile mahiyetini anlayamayız da. Hiçbir şey mahiyetini anlayamayız. Bu başka bir konu. Fakat yalnız mantıki olarak çıkarımlarda bulunuruz sonuçlarına bakarak. Sonuç yani şöyle şöyle bir sonuç verdiğine göre bunun kaynağı sebebi şu 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 özelliklere sahip olması mantıken zorunludur diyebilmek için bize verilmiş duyguların başında benlik gelir. Sonra hürriyet gelir. Bu duygularımız çok önemli olduğu için tekrar vurguluyorum. Bu duygular çok önemlidir. Bu duyguları kullanmamız lazım. Fakat buradaki dediği gibi eğer sui ihtiyarla yani yanlış tercihler yaparak, yanlış yerlerde kullanarak, maksadını saptırarak kullanmakla hakimiyet ve istiklaliyete alet ederek tam bir firavun olabiliriz. Yani bunları biz yaratıcının vasıflarını tanımak için kullanmak yerine kendi hakimiyetimizi, kendi istiklaliyetimizi, bağımsızlığımızı, bağımsız varız gibi hiçbir yaratıcının yaratmasına muhtaç olmadan var olmuşuz gibi bizdeki duyguların bağımsız olarak kimse hiçbir yaratıcıya bir yaratıcıdan kaynaklanmadan kendimiz tarafından geliştirildiğini iddia ederek istiklaliyetini ilan etmek, bağımsızlığını ilan etmek o demek, istiklaliyetini ilan ederek tam bir firavun olmak da mümkündür. Bu tahtel arz dediği meselelerin özüne, köküne inerek yapmış olduğu bu tefekkürü seyahatte, fikri seyahatte müellifin Said Nursi'nin farkına vardığını söylediği en önemli nokta çok güzel sonuçlar için, güzel hedefler için kullanılması gereken benlik ve hürriyet duygusunun insanın kendisine malikiyetini iddia etmek üzere yanlış bir şekilde kullanmasından kaynaklanarak insan firavunlaşabiliyor demiş diyor. Bu da çok önemli bir tespit. Hakikaten her bir sohbet esnasında bu konuya vurgu yapsak tekrar dönüp bu önemli, buna dikkat edelim, biz de bu gaflete düşmeyelim diye birbirimize hatırlatıcı konuşmalar yapsak yeri var. Çünkü insanlar benlik duygularını genellikle kendilerine hakimiyet ve bağımsızlıklarını iddia etme yönünde çoğunlukla bilmeyerek, gafletten dolayı, bilinçsizlikten dolayı, bazen de çok az kimsede de bilerek, kasti olarak, onlar çok az insanlar, diktatörler vesaire veya dinsizliği kendisine rehber edilmiş 3-5 bir avuç insan,
genellikle kasti olarak ben kendimi var ettim. Yani aptal olması lazım bir insanın kendi duygularını kendisinin var ettiğini söylemesi için. Ama gafletle ben kendim işte beynimi kullanıp düşüncemi ben ürettim diyebiliriz. Beynin nereden geldi, sen nereden geldin, üretme fiili nereden geldi sorgulamayız. Bu üretme fiilinin faaliyetinin vücudu, varlığı nereden geldi sormadan insanlar onları kapatmak suretiyle kafasını bir noktada şartlandırarak bağnazca bir sonuca ulaşarak ben kendimin malikiyim iddiasında açıkça bulunan bir avuç şartlanmış kafalı bağnaz dogmatik insan var. Onun dışındakiler gafletten, bilinçsizlikten, dikkat etmemekten böyle bir hataya düşüp firavuncasına yaşayabiliyorlar. Arkadaş, okuyorum. Arkadaş, bu ince hakikat tam vuzuh ve zuhuruyla şöyle bana göründü ki, bu ince bir meseledir diyor. Gerçekten de dikkat, okuduktan sonra evet diyoruz, anlaşılıyor da okumadan önce aklımıza gelmiyor. Dikkatimizi çekmiyor. Onun için ince bir mesele. Şöyle bana göründü. Açık bir şekilde şu şekilde göründü. Gaflet suyuyla tenebbüt eden benlik. Gaflet yine önemli bir kelime ve Kur'ani bir tabirdir. Gafilun. Tabiri genellikle Kur'an-ı Kerim'de insanların hakikattan bir habersiz olduğunu ifade etmek için kullanılır. Başka anlamları da var da gaflet etmek. Ama bu tabiri Kur'an'ı bir tabir olarak muhafaza etmek lazım. Gaflet suyuyla tenebbüt eden benlik, gaflet suyuyla yeşeren, büyüyen benlik, benlik, insan benliği. Ama gaflet suyuyla büyüyor, yeşeriyor, haddini aşıyor. Kendisinden fazla iddialarda olması gerekenden daha fazla iddialarda kullanılması gereken yerin daha da ilerisinde dışında bazı alanlarda kullanılmak üzere gelişmeye başlıyor. Ama bu gaflet suyuyla tenebbüt ediyor, büyüyor, gelişiyor. Bu benlik Halik'in sıfatlarını fehmetmek için bir vahidi kıyasidir. Yaratıcının sıfatlarını, özelliklerini anlamak için bir ölçü birimidir benlik. Çok güzeldir. Yani insanın benliği olması, insanın hürriyeti olması güzeldir. İnsan bunu sever. Bize ölçü birimi olarak kullanılsın diye verilmiştir. Çünkü insanlar görmedikleri şeyleri kıyas ve temsillerle bilirler. Bu konu da önemli, görmediğimiz şeyler. Son günlerde dikkatimi çekiyor, üzerinde çalışmada yapmaya çalışıyorum fırsat buldukça da. Gayb. Görmediğimiz şeyler. Arapça veya Kur'ani tabiriyle gayb. Gayb olan. Bu gayb olan şeyleri, insana göre gayb olan şeyleri, insanın bizzat gördüğünü düşündüğü şeylerin dışındaki, mesela gayb deyince aklımıza işte Allah yaratıcı, bu alemin dışında gaybidir, ahiret gaybidir, melekler gaybidir gibi geliyor. Bu görmediğimiz şeyler gayb diye tercüme edilmiş burada. Yani bu okuduğumuz kitabın orijinali Arapçadır da onun için tercüme edilmiş diyorum. Arapçasına bakıp dikkat etmek lazım. Tahmin ediyorum gayb kelimesini kullanmış olsa gerek. Çünkü Kur'ani bir tabirdir. Risale-i Kur'ani özel Said Nursi bir Kur'ani ifadeleri kullanmada gayet hassas ve bilinçli bir insandır. Ondan yani öyle tahmin ediyorum. Şimdi aklıma geldi, bilseydim
Arapçasına bakar emin olmak isterdim sohbetten önce ama dikkatimi çekmedi. Çünkü son zamanlarda bu konu çok dikkatimi çekiyor. Gayb olan nedir diye. Biz Allah gaybidir, ahiret gaybidir, melekler gaybidir. Dolayısıyla gayba iman edilir diyoruz ya. Gayb olan şey aslında hem bunları reddetmiyorum. Yani Allah gaybidir. Kesin alemi şehadette şu dünyadaki gördüğümüz madde cinsinden algıladığımız türden değildir bu açık. Herkesin bildiği mesele. Ahiret gaybidir. Hani bu dünyada ahirete gidip görüp elimizle gözümüzle tutup yapmadık yani. Böyle bir tecrübemiz olmadı. Daha başka gaybın içerisine buradaki arkadaşlarımızın hepsinin bu konuda hassas olduğuna ve ciddi düşünmeleri gerektiğine inanıyorum. Herkes hani bakıyorum isim listesine, herkesin aynı kapasite yani aynı hassasiyeti taşıyacağına inanıyorum. Belki bazılarımız daha çok bu konuda detaylara inmeye imkanına sahip olmuştur mesleki itibariyle. Ama iyi dikkat edelim bu konuya şimdi. Gayb nedir? Mesela şimdi ben bu yine genellikle sohbet yaptığım yer olan evin penceresinden dışarıya bakıyorum, ağaç görüyorum. Şimdi ağacın dış formunu gördüm. Ağacın dış formu, gözümle gördüğüm sureti gayb değil. Peki, elimle tuttum, sertliğini hissettim, gayb değil. Mesela dilimle meyvesi yenir ama tecrübe için, deney için dilimle, dişimle ısırdım, dilimle ne tür bir odun tadı var öğrenmek istedim, mümkün. Gittim kokladım, mümkün. Bakın bunlar gayb değil. Beş duyuyla algıladığım gayb değil. Ama ağacın odun olan bölümü, koku olan bölümü, tat olan bölümü, yönü bölümü yanlış kelimeydi, yönü bana bu bir odundur dedim. Peki neden olmuş? Geleceğim. Anlamımı gayb diyor. Geleceğim oraya. Yani anlamı ne demek onu da sorguluyorum da onun için makbul. Geleceğim diyorum ama çok güzel. Yani katılımınıza teşekkür ederim. Şu konu çok önemli. Tadı tamam. Bir tadı var. Kokusu bir kokusu var. Bir şekli var. Ama ağacın hücrelerden oluştuğunu görüyorum. Hücre adını verdiğim parçacıklardan oluşmuş. Hücreler de bilmem ne adını verdiğimiz, ne ad takarsan tak, biri atomdur, biri partiküller, biri moleküller, ne derse desin isim vermek önemli değil. Orada o parçacıklardan oluştuğunu görüyorum. Öyle parça parça var içinde. Küçük küçük parçalar, daha göremesem bile mikroskopla baktığım zaman da görüyorum. Ha, onu da anladım. Peki ağaç bu parçacıklar, bu moleküller böyle oralarda bir şeyler de oluyor, daha büyük elektron mikroskopla, daha büyüten elektron mikroskopla baktığım zaman içinde bir şeyler oluyor. Onu da görüyorum. Ama bunlar nereden geliyor? Nasıl oluyorlar? Konusunda görmüyorum. Yorum yapıyorum. Yorum yapıyorum. Yani anlamı dedi Makgül de, anlamını ben daha bir ikinci veya üçüncü aşamada kullanacağım, tam kesin bilmiyorum. Bu işin esas mahiyeti nedir? Hani şu elimde tuttuğum, dişimde ısırdığım, meyvesini de yediğim, belki yapraklarını yediğim, tadını almak için, yaprak yemek için değil. Neyin nesidir diye experience, tecrübe etmek için beş duyumla, ama
physical ilişki kurmak suretiyle algıladığım bilgiler, physical, fiziki ilişki kurmak suretiyle algıladığım bilgiler kayıp değil. Ama bu bilgilerin benim insaniyetim açısından hiçbir değeri yoktur. İnsaniyetim bunların mahiyetinin ne olduğunu sorar. Ya bu tat neyin nesidir? Bu renk neyin nesidir? Bu koku neyin nesidir? Nedir bu? Nedir bu? Biçim sorusuna hiç girmiyorum, dikkat edin. Nedir bu koku? Bu ne, nasıl bir şey? Nereden geliyor? Efendim bilmem ne fotonlar da bizim burnumuza geliyor, sinir sistemi algılıyor. Bu burnumuza gelen fotonlar neyin nesidir? Bunların mahiyeti neyin nesidir? Bu konu hepsi kayıptır. Mahiyeti, şu gözümle gördüğümüz eşyanın mahiyeti kayıptır. Onların benimle olan ilişkileri açısından ne anlam taşıdıkları da kayıptır. Ama anlamdan önce mahiyetlerinin kayıp olduğunun anlaşılmasının şart olduğuna kani oluyorum bugünlerde. Mahiyetleri, mesela efendim kimyacılar bilir, neyi bilir? Yine beş duyuyla algıladığımız şu şekildeki bir molekül yapısı var. Neyin nesidir bu molekül? Bu moleküller birleşmişler veya atomcuklar birleşmişler, hücreleri yapmışlar, doku oluşturmuşlar. Neyin nesidir bu doku? Bu hücreler neyin nesidir? Mahiyetleri nedir bunların? Aslı, kaynağı, özü nedir bunların? Nereden var oluyorlar? Nereden geliyorlar? Bunlar eşyanın mahiyetinin araştırma sorularıdır. Hiç kimse insan olarak, yaratıkların istisnası yok, eşyanın mahiyetini gaybi olmaktan çıkartamaz. Gaybi değil, bak canım odun yahu ben görüyorum demekle eşyanın mahiyetini anladığımız anlamına gelmez. Zahirini görüyoruz. Alem-i şehadette tezahür eden şeklini görüyoruz. Buna çok dikkat etmek lazım. Bir fizikçi, bir kimyacı, bir biyolog, bir her ne bilim dalında, yani eşyayı inceleyen insan mahiyet hakkında ne söylerse söylesin, o gaybi olan bir korunun o kişi tarafından yorumundan ibarettir. Hiçbir zaman fiziki olarak bu yorum ispat edilemez. Fiziki olarak kişinin yorumudur. Bu yorum yanlış mı? Hayır. Biz bu yorumun logical, mantıklı olup olmadığına bakacağız. Bu önemli, çok önemli. İnsan olan hepimiz insan, eşyanın mahiyeti hakkında yalnızca mantıki sonuçlara ulaşır. Hiçbir kimse inansın inanmasın, yaratıcı var desin, yaratıcı yok desin, ne derse desin, hiçbir kimse benim yorumum ve deneye dayanıyor diyemez. Ama ben baktım, eşyayı beş duyumla gördüm, mahiyeti hakkında şahsi yorum yapıyorum der. İnsanlar nerede hassaslaşacaklar, nerede kavga başlayacak? Bu şahsi yorumların hangisi mantıklıdır? İnsan mantığı tarafından tasdik edilir, hangisi mantıklı değildir? Kavga burada oluyor. Yoksa ben scientist'im, laboratuvarda inceledim dedi diye veya inceledi diye onun yorumu benim yorumumdan daha doğrudur anlamına hiçbir surette gelmez. Gayıp hakkında yapılan yorumlar subjektiftir.
şahsidir. Biz şahsi yorumların gerçek olmadığını, gerçeğin olmadığını, her şeyin subjektif olduğunu söylemek için bu düşünceyi veya bu anlayışı ben burada vurgulamıyorum. Subjektif yorumlar, bir defa hiç kimse eşyanın mahiyeti hakkında objektif kanaat belirtiyorum diyemez. Çünkü eşyanın mahiyeti gaybidir. Peki objektif diyemez. Geriye subjektif kalınca hakikat subjektif midir, gerçek subjektif midir diye sorarsak hayır. İnsanların, eşyanın, varlıkların mahiyeti hakkındaki yorumlarının, subjektif yorumlarının insan duygularının temelini veya anlayışının temelini teşkil eden mantıki süreçte insan, bu mantıki süreçte insan kendi duygularıyla hangi yorumu daha olumlu tasdik ediyor ve onun doğruluğundan emin oluyorsa, yani onu mantığına uygun buluyorsa onu tasdik eder ve bu tasdik doğrudur. The truth dedikleri, hakikat dedikleri de budur. Mack'ın bir şeyler yazıyor bu konu, onun yalanına fazla girdiği gibi geliyor. Her anlama bir yorumdur. Mahiyet anlaması, mahiyet konusundaki söylenen her söz bir yorumdur, hermenötik doğru. Hakikat objektif olsa bile biz onu ancak subjektif olarak algılayabiliriz. Mantığımızın tasdik edip etmemesine bağlıdır. Hakikat yok değil demiyoruz. Yani iki tane ikiyi yan yana koyduğumuzda dört eder. Bu hakikattır. Çünkü mantık bunun gayrını tasdik etmiyor. 2 2 daha 4 ederin gayrında bir şeyi mantık tasdik etmiyor. Onun için 2 2 daha 4 eder haktır, doğrudur, hakikattır. Ama eşyanın mahiyeti hakkındaki yaptığımız yorumlarda da buna çok dikkat edeceğiz. Mesela bir genellikle bizi kandırıyorlar. Bilimsel çalışmalar, bilim adamları böyle söylüyorsa onlar doğru söylüyorlardır. Çünkü onlar eşyayı detaylı çalışıyorlar diye bizi kandırıyorlar. İnsanları, masum insanları kandırıyorlar. Bilimsel çalışma ne? Bilimsel çalışma bir eşyanın dış görünümündeki özelliklerini bulup çıkartmadır. Bu özelliklerin mahiyeti, kaynağı, hakikati ve ikinci derecede bunların neye işaret ettikleri, neye refer ettikleri, ne anlama geldikleri konusu tamamen subjektiftir. Onun için hiçbir bilimsel çalışma yoktur ki o bilimsel çalışmanın eşyanın mahiyeti hakkında söylediği sözler, mesela tesadüfen oluşuyor, tabii olarak oluşuyor, kendiliğinden böyle oluyor gibi yorumların hepsi subjektiftir. Onların subjektif olduğunu bilerek ben de bu yorumlara bakıyorum. Bu bilimsel çalışma yaptığını söyleyen, yani eşyayı çalışan kişinin yorumu mantıklı midir diye ben soracağım. Kendisi de soracak ama o kendisini ilgilendirir. Mesela iki tane atom parçacığı, atom ve de parçacığı bir araya gelip bir molekülü kendi kendilerine oluşturuyorlar diyor bilim adamının subjektif kanaati. Benim mantığım, hiçbir şey kendi kendine kendinden daha mükemmel bir sonucu oluşturamaz. Tesadüfen de daha mükemmel bir sonuç oluşmaz. Doğal olarak da eşyanın bizzat kendisinden de kendisini daha mükemmel yapacak bir özelliği kendinden kaynaklanarak elde edemez. Benim mantığım da bunu söylüyor. Biz de, yani siz de aynısını söylediğinize inanıyorum da argümanın gelişi
böyle gidiyor. Siz de bakacaksınız. İki tane atom anlaşmışlar, su molekülü yapalım demişler kendi kendilerine. Tesadüfen iki tane atom bir molekül yapalım demişler. Tesadüfen bir molekül oluvermiş. Kendi kendine, kainat kendi kendine böyle oluşu vermiş. Tesadüfen bir şey gelişi vermiş diyen bir kişinin yorumu mu mantıki? Bak kainata. Yorumdur çünkü bu, bilim değil. İlim değil. Bu tamamen kişinin yorumudur. Bir başka kişi de yorumluyor. Diyor ki bu kadar mükemmel düzen, bu kadar kendini sonsuza dek tekrarlayan ve hiç bozulmayan düzen tesadüfen olamaz. Her kasıt mutlaka onun arkasında şuurlu bir irade gerektirir. Ben bunun kasti olarak bir yaratıcısının var olduğunu, o yaratıcının bu eşyaya kasti olarak vücut verdiğini zannediyorum. Hangisi daha mantıklı? Tesadüfen şu kainat oluştu, tesadüfen bu ağaç, bu çiçek, bu böcek, bu hayvancık veya güneş sistemi oluştu, ya da ben bunun bu kadar mükemmel ve kendini daima tekrar eden, hiç istisnası olmayan bir düzenin kendi kendine tesadüfen oluşamayacağını mantığım söylüyor. Oluştuğunu söyleyen kişiye mantığım evet demiyor. Böyle bir şeyin delilini de mantığım bulamıyor. Tesadüfen hiçbir şey mükemmelliğe doğru sürekli olarak gidemiyor. Ben mantıken bunu kabul etmiyorum. Benim mantığım, bunun kasti bir yaratıcısı var. Bu yaratıcı var edeni var. Bu yaratıcı bunu kasten buna vücut, bu eşyaya vücut veriyor diyor. Benim mantığım, benim için hakikat budur. Yoksa bilim adamı bilim laboratuvarda bir şeyi çalıştı diye onun yorumu benim yorumumdan, ben de çalışırım laboratuvarda, fark etme, çalışsam ya da çalışmasam benim yorumumdan daha bilimsel, daha mantıki demenin hiçbir mantıki gerekçesi yoktur. Hepsi gayba imandan ibarettir. Birisi gaybın varlığına iman eder, birisi gaybın yokluğuna iman eder. Onun için Kur'an-ı Kerim lekum dinukum veliye din der. Sen böyle inanıyorsun, sen o inancınla git, ben de böyle inanıyorum, ben de bu inancımla gideceğim. Bize düşen vazife bu bilim adamıdır daha doğru söylüyor diye aptalca bir sonuca ulaşmak değildir. Aptalca diye vurgusunu yapıyorum. Çünkü bilim adamının yorumunu bilim ve hakikat zannediyoruz. Çok aptalca bir kanaattir bu. Bunu konuda bayağı kendim çok heyecanlandım. Bir arkadaş Makkün bir şeyler yazıp duruyor. Çok güzel. Peki ben şimdi şöyle baştan yukarıya çıkıp ne yazdığını okuyayım, hem kayda geçsin. Bir gelmiyor, niye gelmiyor? Evet, her anlama bir yorumdur. Hermeneutik de bu kuraldır. Doğru, katılıyorum. Hakikat objektif olsa bile biz onu ancak subjektif olarak algılayabiliriz. Bunu yorumlayarak evet dedik. Çünkü mantıki olup olmaması, mantığın onaylayıp onaylamaması kişinin vazifesidir. Kişi mantığını özgür olarak kullanacak. Bir de burada İngilizce bir şey mi yazdı? Evet, a philosophy of science that insists on the finality of its own correct description, kaçırdım. Diğerleri alıntılar hocam. Olsun, okuyorum. Olsun, okuyayım. Its own correct description of nature as reducible to mere inert matter is not only arrogant but immoral. Bu bir alıntı. Bunu bir yerden almışsınız. Doğru. Its own correct ne derler ona, tırnak içinde, doğru description of nature as reducible to mere inert matter is not only arrogant but immoral. Yes, arrogant and
immoral'dır evvel kendisinin yorumunu. Doğru çünkü ben bilim yaptım veya laboratuvarda çalışıyorum deyip de laboratuvarda çalışmasının sonucunda ulaştığı şahsi kanaatini, yani gayb hakkındaki görüşünü, bu doğrudur, correct, doğrudur diye iddia etmesi, bilimin doğruyu söylüyor olduğunu iddia etmesi immoral'dır, ahlaksızlıktır, yalancılıktır, bir de arıgıktır, ükelalıktır diyor. Doğru. Katılıyorum. Nereden aldıysa Makgün. The discrediting of subjective judgment was consciously built into scientific thought by Bacon, Descartes and Galileo. All of whom advocated a materialistic and pragmatic approach to the natural world. Doğru. Aynı kitaptan alınmış, aynı mantık devam ediyor. Demek ki discrediting of subjective judgment was consciously built, evet, bilinçli olarak scientific thought'ın içerisine yerleştirilmiş Bacon, Descartes, Galileo tarafından. Bunları reddediyorlar. Discrediting, yani bunlar reddediyorlar. All of whom advocated a materialistic and pragmatic approach to the natural world. Bunların hepsi maddi dünyaya materialistik ve pragmatik bir yaklaşım tercih ettiler diyor veya onun propagandasını yaptılar, onun davasını güttüler. Science has not brought us one jot closer to the mystery of existence. Exactly, bu cümle çok güzel. Bilim, diğer şimdiki bilinen materyalistik bilim şu yaratılışın misteri, biz ona mahiyet, eşya, vücudun, varlığın gerçek mahiyetine bizi yaklaştırmada bir milim bile yardımı olmadı. Gerçekten öyle. Gerçekten science bizi eşyanın hakikatini anlamada hiç yardımcı olmadı. Bunu gerçekten çok güzel söylemiş. Kim söylemişse Allah hidayet versin. Rabbi tanımak nasip etsin bu zata, bu kişiye inşallah. Peki okuyorum, devam ediyorum ama girip çıkıyorum. Bir şey sormak istiyorum. Bu Livzanur diyor, bir dakika arkadaşım, sen biraz bekle, yeni geldin, daha neden bahsettiğimizi bilmiyorsun, ne soracağını hiç anlamıyorum. Risale sohbetleri, ha peki, güzel, konuyla ilgili sormadığın için hemen söyleyeyim de, yazınca benim ekran düşüyor, okuyamıyorum. Risale sohbetleri, biz Mesnevi Nuriye'den okuyoruz bugün. Çarşamba, cumartesi ve pazar günleri Türkiye saatiyle saat 8'de, akşam 8'de, Türkiye saatiyle akşam 8'de Risale sohbeti yapıyoruz. Şu anda Katre Risalesi'nin hatimesinden okuyoruz. Ve canlı yapıyoruz. Evet. Pazartesi, çok özür dilerim, nereden kafam takıldı, meşgulüm çünkü metinle meşgulüm, oradaki yazılanlarla kafam. Çarşamba, cumartesi ve pazar Türkçe olarak saat 1'de. Pazar, çok özür dilerim, benim bulunduğum yerde saat 1'de, Türkiye saatiyle saat 8'de, akşam 8'de. Çarşamba, cumartesi, pazar. Yalnız pazar günü Türkiye saatiyle saat 10'da, akşam 10'da, gece saat 10'da İngilizce olarak Risale sohbeti yapıyoruz. Teşekkür ederim. Müsaade ederseniz okuyacağım. Şu güzel parçaları bulduğu için Maktin'e teşekkür ediyorum. Science, tamam, teşekkür ederim. Science has not brought us one jot closer to the mystery of existence. Thank you, Mark Spiedewald. Science is true. Doğru söylüyor. Science is no longer merely a field of study. It has become a way of life, a system of belief. At its worst, science is a form of idolatry. Kim söylüyor bunları Mehmet Ali? Lütfen yazar mısın? Bunun yazarı kim? Yani
bir çalışma alanı değildir. Bunları yazan bir Amerikan üniversitesinde çalışan bir fizikçi, adını hatırlıyor musun? Adı gerçi yani adam ismen tanısa, ha, Roger Jones diye birisiymiş, tanımıyorum. Güzel, doğru söylemiş. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi okumaya devam ediyorum ve bismillah. Doktor Blut ben yazdım diyor. Oradan bulabiliyorsun diyor. Kitap burada, Amazon linkini verdim diyor. Oldu. Tamam, teşekkür ederim. Bir aynı science, yani şimdiki bilim dedikleri şey bir, yani sanki tarafsız bir stadi alanı değildir. Bir artık inanç sistemi haline gelmiş, hayat tarzı haline gelmiş ve en kötüsü de putperestliğin kaynağı olmuş diyor. Gerçekten tabiatı veya sebepleri put yapıyorlar, put haline dönüştürüyorlar. Onun için bunu da bu zat tespit etmiş. Allah hepimize ve ona da hidayet nasip etsin. Başka okuyorum. Science is okay. Idolatry dedi. Putperestlik. Evet, yani gerçekten tabiatı put yaptılar. Tabiatı putlaştırdılar. Eşyayı kendi kendine oluşan putlar haline getirdi bu materyalist science'lar. Physics for the Rest of Us kitabından alıntılar. Konuyla alakalı olduğu için buraya yazdım. Kusura bakmayın, orijinali İngilizce olduğu için aynen aldım. Artık Allah razı olsun. Tamam, Physics for the Rest of Us isimli kitaptan almış arkadaşımız, Allah razı olsun. Başka, evet, Dr. Bulut Roger Jones olduğunu söylüyor. Oldu, bitti. Şimdi anladım. Allah razı olsun. Demek ki biz gayba iman ediyoruz derken, veya buradaki buradaki bir özettir. Şimdi bunu Risale-i Nur'u okuduğumuz kitapları tanıyanlar hepimiz aşağı yukarı tanımasını bekliyorum. O inşallah, tahmin ediyorum. Burası çok kısa bir şekilde eski Said döneminde Ener Risalesi'nin özünü teşkil eden düşünce yapısını anlatıyor. Yani Ener Risalesi olarak yeni Said döneminde bağımsız bir kitapçık yazıldı bu konuda. Ama benim bu konuda detaya inmemin nedeni de nedenini anlamışsınızdır. Görmediği şeylere iman ediyoruz ya, o görmediğimiz şeyin ne olduğu konusunda bizim bir defa daha düşünmemiz gerekiyor. Yani bizim görmediğimiz şey neler dediğimizde, efendim biz Allah'ı görmüyoruz, ahireti görmüyoruz, melekleri görmüyoruz gibi anlıyoruz. Bunlar doğru olmakla birlikte bizim pratik hayatımızda görmediğimiz halde gördüğümüzü zannettiğimiz şeyler de var ki o büyük bir, çok önemli bir konudur. Eşyanın mahiyetini görmediğimiz halde gördüğümüzü zannediyoruz. Özellikle kendilerine bilim adamı ismi veren kişiler laboratuvardan kendi hayat tarzlarını ya da enaniyetlerini, gurura, firavunluğa dönüşmüş enaniyetlerini, ben kendime malikim anlayışını, eşya da kendisine maliktir demek için, iddia etmek için bahaneler üretmede yaptığı çalışmaları malzeme olarak kullanan insanların kanaatlerinin, ortaya ileriye sürdükleri kanaatlerin şahsi kanaatler olduğunu, gayb hakkında bir mütalada bulunduklarını, gayb olduğu için laboratuvara sokulamayacağını, laboratuvardan gayb hakkında bilgi çıkmayacağını, yalnızca laboratuvarda beş duyuyla eşyayı inceleyen kişinin kendi kanaatiyle, laboratuvarda yaptığı incelemelerinin sonucunu kendi kanaatiyle yorumladığını ve bu yorumun tamamen subjektif olduğunu, hiçbir maddi esasa dayanmadığını ve biz bu yorumu mantığımızla doğrudur ya da yanlıştır şeklinde tasdik etmek ya da reddetmekte serbest olduğumuzu bilmemiz lazım.
Bu esas görmediğimiz şeylere diye gayip dediğimiz, gayip diye kullanılan Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kelimenin eşyanın mahiyetini de, eşyanın taşıdığı mesajı, manasını da, yani bu ne demeye geliyor? Böyle bir yaratılış, mesela bir ağaç var, ondan meyve çıkıyor. Aa, odundan meyve çıkıyor. Bu ne demek? Neye böyle oluyor? Nasıl oluyor da böyle oluyor? Bu bana ne gibi mesaj gönderiyor? Bu benim için ne anlama gelir? Sorularının cevapları hepsi gaybı, gayb hakkında bir kanaate ulaşmaktır. Biz bu konuda maddeyi çalışan bir insanı maddeyi çalışmayan bir insandan daha avantajlı olduğunu söyleyemeyiz. Eğer bu kimse şahsi kanaatini bize empoze etmeye kalkıyorsa ve o empozesinde de ben bilim adamıyım, benim söylediğim doğrudur, ben eşyanın hakikatini biliyorum iddiası sahte bir iddiadır. Bu sahte iddiayı bize dayatıyorsa, diretiyorsa burada çok bilinçli olacağız. Yalnız ben eşyaya bakarım, bu ağaç çok güzel derim, meyvesi de çok tatlı, ne kadar güzel yapılmış derim. Öbürü de atomun ya da hücrenin içerisine girer, oradaki muazzam sistemi görür ve o da ne güzel yapılmıştır derse, ikimiz de aynı sonuçta ittifak ediyoruz demektir. O da gayba inanıyor ve gaybtan bir şu özelliklere sahip, kudret, ilim, irade, hikmeti sonsuz olan bir yaratıcı tarafından atom şu şekilde yaratılmıştır diyor. Ben de kudret, ilim, irade, hikmeti, rahmeti sonsuz olan bir yaratıcı tarafından şu dağlar, atom demiyorum da, bu dağlar, bu ova, bu atmosfer, bu bulutlar, bu su, bu denizler yaratılmış, bu hayvanlar, bu bitkiler yaratılmış diyorum. İkimiz de aynı mahiyet hakkında aynı mantıki sonuca ulaşıyoruz. Gayba iman noktasında ikimiz ittifak ettik demektir. Ama birisi laboratuvarda atomu inceledim, bu kendi kendine tesadüfen böyle oluşmuş dedi diye, o kişi laboratuvarda incelediği için onun şahsi kanaati, yorumu benim gayba iman konusunda, gayb hakkındaki şahsi kanaatim, yorumumdan daha kuvvetli olamaz. Bu çok önemli bir sonuç. O zaman bilim, kainatı çalışmak ile kainatın çalışılması sonucunda ileriye sürülmüş olan şahsi kanaatler arasında, hani bilim ile bilim felsefesi arasında, bilim yapan, yaptığını söyleyen, ilmi çalışma yaptığını söyleyen kimsenin şahsi kanaatini ayırt etmek bilim felsefesinden çok farklıdır. İşte kainatı incelemek ayrı olaydır. Evet. Gerçekten kainatı incelemek, şu eşyaya yakından bakmak, ağaca daha bir dikkatli şekilde bakmak, efendim ağacın köklerinin nasıl büyüdüğüne hayretle bakmak ve onların büyüyüş tarzından bunlar kendi kendine olamaz sonucuna ulaşmak insani bir kanaattir, mantıkidir. Hiçbir mükemmel insan mantığınca tesadüfe verilemez. Hele bu mükemmel sistem kainat çapında bir ittifaka sahipse. Mantık hayırdır. İstediği kadar ben atomun da veya neyse ne bilim dalında çalışıyorsa efendim şu maddenin kimyevi yapısını laboratuvarda inceledim desin, hiç beni ilgilendirmez. Onun şahsi yorumu şahsi yorumdur. Yani benim şahsi yorumumdan daha kıymetli olamaz. Ama mantıki ise, mantığım tasdik ediyorsa evet, tasdik etmiyorsa hayır. Evet, bu kelimecik burada gayb kelimesi, insanlar gaybı kıyas ve temsillerle bilirler. Şimdi konuya döndük. İnsanlar gaybı kıyas ederek
bir şeyi bir şeye misilleyerek, temsil yaparak bilirler. Mesela bir adam Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlamak için bir taksimat yapar. Buradan buraya benim kudretimdedir, bundan o yanı da o yanı da onun kudretindedir diye vehmi bir çizgi çizmekle meseleyi anlar. Yani der ki bu evi ben yaptım, ağacı kim yaptı ya, hani ev anlamlı ya. Efendim bu evi ben yaptım, efendim şu duvara şu şekli ben verdim, peki şu ağaca o ağaca has olan şekli kim verdi, öbür ağaca has olan şekli kim verdi, şu kuşa o kuşa has olan şekli, sureti kim verdi, hadi bu eve sureti ben verdim, peki o kuşa sureti kim verdi, çünkü orada bilinçli bir tercih var. Bu ağacı bilinçli bir şekilde ben işte ağacı böyle koydum, taşı böyle koydum, tuğlayı böyle koydum, pencereyi şöyle yerleştirdim. Bunun bir kasıtlı yapıcısı var. Peki bu ağacın yapıcısı, bu kuşun yapıcısı kim ya diye sorar. Yani bunu ben yaptım, öbürü kimdi? Böyle insanda enaniyet, yani benlik bu anlamda kullanılmak üzere verilmiştir. Bunu ben yaptım. Peki şunu kim yaptı? Burada anlamlı bir sonuç var diyebilmek için verilmiştir. Onun için enaniyeti öldürmemek lazım. Yine devam ediyor. Şuraya kadar ben yaptım. Yani şu evi ben yaptım. Kainatı da kainatı yapan bilinçli bir irade sahibi, yaratıcı var. Sonucuna ulaşıyor insan. Buna mantıki sonuç diyoruz. İnsan mantığı, bütün insanların mantığı normal olarak bu şekilde çalışır. Yeter ki bir insan mantığını kasıtla, bağnazlıkla, dogmatik düşüncelerle öldürmesin, kırmasın. Yani tabiat diyeceğim ben, yaratıcı kabul etmeyeceğim, ben yobaz olmayacağım gibi şartlandırmalarla yobazlık yapmasın. Yoksa mantığını, insani özelliğimiz olan düşünme özelliğini, düşünme kabiliyetini hür bir şekilde kullandığımızda varacağımız sonuç budur. Bu anlamlı kainatı anlamlı bir şekilde vücut veren ve yapan birisi olması gerekir. Çünkü her anlamlı fiilin, işin gerisinde bilinçli bir kasti aktör vardır. İnsan mantığı bunu bütün insanlar evet der. Aynı şekilde kainat kendi kendine olmuş diyen kişiye kitap yazıp yayınlıyorum, bu kitap kendi kendine olmuş desen telif hakkını almak için böyle cinnet getirerek bağırır, yaygarayı basar. Ya kendi kendine olmuş olamaz mı yani, tarih içinde gelişmiş olan, ben yazdım. İşte o ben yazdım deme duygusu, peki bu kitabı sen yazdın da buradaki bilgileri sen koydun da kainatta bulunan eşya senin kitabından milyar 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 defa daha fazla anlamlı kitap. Bu kitabı kim yazdı ya? Bunu anlamak için sana bu kitabı ben yazdım duygusu verildi arkadaş diyor bu metin ve doğru söylüyor, benim kafama da yatıyor, mantıklı geliyor, demek ki mantık okeyliyorsa, tasdik ediyorsa bu hakikattir. Sonra insan önce bunu ben yaptım, bu kainatı kim yaptı der ya, ondan sonra mevhum hattı bozar, hepsini de ona teslim eder. Çünkü nefis nefsine malik olmadığı gibi cismine de malik değildir. Yani çok Ener Risalesi'nde detaylı bir şekilde anlatıldığı için oradan anladıklarımız da çok kolay ve mantıklı bir şekilde burayı da anlayabiliyoruz. Kolayca anlayabiliyoruz. Mevhumat dedi, yani bu evi ben yaptım dedi ya. Sonra der ki ya evi ben yaptım da beni kim yaptı? Eve ben düzen verdim de bana düzen verme kabiliyeti nereden geldi? Onu da sormaya başlar. Evin güzel olmasını istedim de güzel olma duygusunu nereden geldi bana? Bunu kim verdi diye sorgular. Sonra yani o mevhum hattı da bozar. Kendisi hepsini ona teslim eder. O zaman kainatı yapan, kainatı bilinçli bir şekilde yapandır, beni de bilinçli bir şekilde yapan der. Dolayısıyla kendi vücudunu da, varlığını da o kainatı yaratana teslim eder. Önce benlik, kendim ben bunu yaptım dedirtiyor. Ondan sonra kainatı yapanı bulduruyor. Kainatı yapanı bulduktan sonra da dönüp kendisine,
beni yapan kim ya diyor. Bu kainatı yapan beni yapandır. Çünkü ben bu kainatın içerisinde var edilmiş bir mahlukum ve kendi kendimi yapmadım ki haberim bile yok. Yapıldığım besbelli, ben yapıldım. Devamlı da değiştirilerek, yaşlandırılarak demek ki devamlı da değiştiriliyorum ki hiçbir zaman o yapıcı benimle ilişkisini kesmiyor. Kendi varlığımdan bunu anlıyorum. Demek ki beni yapan, şu kainatı yapan mutlak bir kaynak olmalı ki her şeyle her zaman daima irtibat halinde olsun. Evet. Açıklamasına devam ediyor bu kendisini de onun yaptığını anlama aşamasına geçiş nedenini anlatıyor. Çünkü nefis nefsine malik olmadığı gibi cismine de malik değildir. İnsan kendine malik olmadığı gibi, kendi duygularına malik olmadığı gibi bedenine de malik değildir. Cismine de malik değildir. Cismi ancak acayip bir makine-i ilahiyedir. Çok acayip bir ilahi bir makinedir. Yani makine-i ilahiye derken ancak ve ancak sonsuz kudreti, sonsuz özellikleri olan birisinin yapabileceği bir makinedir demek. İlahi makine. Yani kainatta hiçbir şeyin, hiçbir mahlukun, yaratığın şu insan makinesini yapabilme özelliğine sahip olmadığını, her bir hücresinin o sonsuz diyebileceğimiz özellikleriyle donatılarak yapılmasının tesadüfen de olamayacağını anlar, insan mantığı bunu anlar ve der ki bu makineyi ancak ilah olan yapabilir der. İlah olmayan böyle bir makine yapamaz der. Ondan sonra kendisine de şu ismi verir işte, ben bir makine-i ilahiyeyim. Evet. Kaza ve kader kalemiyle kudret-i ezeliye bir cilveci o makinede çalışıyor. Yani sonsuz kudret sahibi bir zat kaza ve kader, yani şöyle olacak, şöyle olacak kararlarını vererek, seçimini yaparak, tercihini yaparak insan, şu insan şöyle olacak, şu insan şöyle olacak, şimdi şu insan böyle olacak, yarın bu insan böyle olacak. Tercihini yapmak, bu kaza ve kader kalemi demek, bizzat kendisi tercih ederek, tesadüfen kendi kendine gelişerek değil, bizzat kendisi tercih ederek, bizzat kendisi tercihini yapmak suretiyle insana vücut vermiştir, insanı insan olarak yaratmıştır. Şu bizim bildiğimiz, kendi varlığımızla da tecrübe ettiğimiz şekilde varlığımıza imkan vermiştir. Yani varlığımızı tercih etmiş, bu şekilde yaratmıştır. Binaenaleyh insan o firavunluk davasından vazgeçmekle, yani kendisinin kendisine malik olduğunu iddia etme davasından, benliğini yanlış yerde kullanmaktan vazgeçmekle mülkü malikine teslim etsin. Mülkü, yani bedenini, kainatı gerçek sahibine teslim etsin, gerçeği kabul etsin, yobazlık yapmasın, bağnazlık yapmasın, yani dogmatik düşünmesin. Ya bunun mutlaka bir yaratıcısı var kardeşim, akıl var, mantık var, bunun bir sahibi var desin, mantıksızlık yapmasın, bilim milim adı altında kendi kendini kandıran firavunluk yapmasın. Daha önceki konuşmalarımıza referans vererek söylüyorum bunu. Evet, insan o firavunluk davasından vazgeçmekle mülkü malikine teslim etsin, emanete hiyanet etmesin. Bu vücut bize emanet edildi, verildi. Bu emaneti gerçek sahibini tanıyarak, ikrar ederek, bilerek gerçek mahiyetini, bu emanetin gerçek sahibini tanıyarak, bilerek kullansın. Yoksa hiyanet etmiş olur. Kendi malıymış gibi. Sana o verdi. Sana veren var onu. Sen kendi kendinin elini yapmadın, ayağını yapmadın, gözünü yapmadın, kulağını yapmadın. Senin hücrelerin kendi kendini yapmadı. Kendi kendini yapacak bir özellikleri de yok. Yalnız yapıldıkları, yaratıldıkları şekilde çalışıyorlar. İşte kainatın tümü de böyle. Aklın yok mu, mantığın yok mu? Örümcek kafalı adam, iyi düşünsene. Geri kafalı, geri zekalı insanlar mı diyelim? Ama ben geri zekalı insan da değil. Zekası falan geri değil onların. Dogmatik düşünen insanlar. Dogmalara inanıyorlar.
kendi kendine oluştu dogmasına inanıyor. Kendi kendine oluşmanın hiçbir şekilde mantıki izahı yoktur. Hiçbir insan mantığı bir mükemmel şeyin kendi kendine oluştuğunu söylemez. Bir yerde bulacaksın bir cep telefonu ve diyeceksin ki bu kendi kendine oluşmuş parçacıklar, işte bunun metal ya da bakalit mi neyse hangi maddeden sonra atom parçacıkları uçuşmuşlar, kaçışmışlar, savrulmuşlar, burada bir cep telefonu olmuş desen, o kainat kendi kendine olmuş diyen ahmak bile güler. Şimdi bu adam manyaklar, kafayı yemişler ya. Git kardeşim, sen insan değilsin der. Kendisi kainat kendi kendine olduğu derken de kendisinin insan olmadığını itiraf etmiş olur. İnsan böyle bir şey söyleyemez. Ne saçmalık bu böyle diye. Evet, emanete hiyanet etmemek lazım. Emaneti emanet sahibinin bilinciyle kullanmak lazım. Evet, eğer hiyanetle bir zerreyi nefsine isnat ederse, insan hiyanet ederek, hainlik yaparak, emanete hiyanet ederek bir zerreyi nefsine, kendisine, ben zerrenin kendisine isnat ederse, yani atom kendi kendine vardır derse, emanete hiyanet etmek budur işte. Emanete hiyanet ederek, arkadaşım biri sana kalem verdi, kalemi kötü kullandın anlamına da çok basit, milyonda biri budur. Yani milyarda bir manası odur. Onlar küçük işler. Onlarla uğraşma. Kainattaki zerrat adedince olan emanetleri malikine isnat etmek, ona hiyanet etmemek vazifesinin yanında, arkadaşın verdiği kalemi çarçur etmek veya birisinin arabasını aldık da dikkatsiz kullandık, onların kaynağı ve arkadaştan dersin sen arabanı alırım aldım diye, bir arkadaşıma gidip geleceğim ve ahlımı hastaneye götüreceğim diye aldım, gezmeye gittim, yani emanete ihanet ettim değil mi? Bunu yapmanın nedeni kainat emanetine ihanet eden bir anlayıştan kaynaklanır. Onun için meselenin köküne in. Esad Nursi de burada ben meselenin köküne indim manasında yer altında taht el arz bir seyahat yaptım, fikri düşünce yaptım diyor. Meselenin kökü ne? Meselenin kökünde ne var? Kainatta her şey kendi kendine oluşmuş dava iddiasını sanki öyleymiş gibi kabul edip yaşayıp giden kimse, arkadaşından bir emanet aldığı zaman o emaneti hiyanet ederek kullanır. Ya da geri vermez, ya da verse de ne diyorlar, onu hünharca kullanır, hor kullanır, dikkatsiz kullanır. Onun için, çünkü kainatın sahibini ve kendisinin sahibini tanımıyor ki bu dünyada vazifeli olduğunu, duygularının dikkate alınması gerektiğini, emanete ihanet etmeme duygusunun doğru yerde kullanılması gerektiğini düşünsün. Onu kabul etmiyor ki, inançsızlıktan geliyor. İnanç zayıflığından geliyor veya imanın, kainatın sahibin vardır imanının tam yerleşmiş olmamasından, o imana bilinçle sahip olmamaktan, geleneksel olarak biz Müslümanız, kainatı Allah yarattı deyip geçmekten kaynaklanıyor onların hepsi. İman eğitiminin olmayışından kaynaklanıyor. Onun için biz emanete ihanet deyince ilk defa aklımıza gelen nedir? Bir arkadaşım bana bir şey verecek, ben onu mesela bir para verecek, diyecek ki yarın gelince senden alırım, bu sende dursun, ben şimdi yola çıkıyorum, ne olur ne olmaz dedi, sana para verdi, emanet etti ya, sen de o emanet, o geldi, o gelmeden harcadın, döndüğünde ne oldu? Vallahi ya senin parayı harcayıvermişim, şöyle bir şey canım çekiverdi, lokantaya gittim yedim, şimdi para yok, kusura bakma ya hain adam, emanete ihanet ettin denir ya. Bu doğrudur ama esas insanın emanete ihanet etmesi buradaki anlatıldığı şekliyle kainatın ve kendi vücudunun kendisine emaneten verildiğini, her bir mahlukun bize emaneten verildiğini, bizim incelememize teslim edildiğini, onları kendi kendilerine maliktir demek suretiyle, kendi kendilerine oluşuyorlar, tabii olarak oluşuyorlar demek suretiyle, gerçek sahibini inkar ederek kullanmaya kalkmaktır emanete hiyanet. Hepsinin tabanında, kökünde bu var. Emanete hiyanet etmesin.
İnşallah etmeyelim. Eğer hiyanetle bir zerreyi nefsine isnat ederse, gördünüz mü emanete hiyaneti, zerreyi, o zerre kendi kendine oldu derse, hiyanet budur işte. Emanete hiyanet budur. Zerre kendi kendine oldu demektir. Zerreyi nefsine isnat ederse Allah'ın mülkünü esbab-ı camideye taksim etmiş olacaktır. Yani Allah'ın mülküne hiyanet edeceğiz. O mülk Allah'ın mülkü olmaktan çıkacak bizim gözümüzde. Sebepler kendi kendilerine bu dünyaya sahiptirler. Eşya kendi kendine var oluyor, tesadüfen oluyor. Bunun maliki, sahibi falan yok demek suretiyle şu emanet olan, bize emanet olan kainatı, kainata hiyanet etmiş oluyoruz. En büyük cinayet de budur işte. İnsanın işleyebileceği en büyük günah da budur. Yok arabayı kullandın, parasını yedin, onlar küçük meseleler. Onlarla biz dinimizi onların içinde boğmak gibi bir hataya düşmeyelim. Evet, doğru meselelerdir, hak meselelerdir ama ana meseleyi halletmediğimiz için bu bizim günlük hayatımızda dini meseleler diye, dinle ilgili meseleler diye zannettiğimiz konularda başarısız oluyoruz. Çünkü ana meseleyi halletmedik. Yani kainatın hakiki malikini inkar ederek kainat bir emanet, Allah'ın mülkü olarak bize emanet edilmiş, bakın görün ve beni anlayın diye emaneten verilmiş olan bu koca kainatı kendi kendine oluyor demek suretiyle inkar edersek, hiyanet edersek onun hakikatini, gerçek mahiyetini, işte esas problem kaynağı buradan geliyor. Arkadaşın arabasına, parasına, malına, mülküne de hiyanet etmenin kaynağı buradan geliyor. Bir zerreyi, bir atomu bu kendi kendine oluştu demekten geliyor. Bu bağlantıyı kurmamız lazım. Allah razı olsun. Vaktimizi aştık. İkinci hakikatte kalalım inşallah. Gelecek cumartesi günü Allah nasip eder. Yine Türkiye saatiyle saat 8'de kaldığımız ikinci hakikattan devam ederiz. Allah'a emanet olun. Doktor Bulut bir şey yazdı, onu da okuyuvereyim. Benlik ve hürriyet de emanet olarak verilmiştir. Doğru, zaten evet, yukarıda onu söylemişti. Doğru söylüyorsunuz. Allah razı olsun. Onları uluhiye sıfatlarını anlamada kullanmamak da evet emanet te hiyanettir. Doğru. Allah razı olsun. Konunun başına bağladık böylece. Bugünkü okuduğumuz yerin başıyla bağlantıda kuruldu. Benlik ve hürriyet de öyle ama hepsi öyle. Bilal diyor ki ders kaçta başladı? Sitede 9 yazıyor. Hayır, sitede 9 yazıyor. Doğru, 8'de başlıyor. Çok özür diliyoruz. O siteyi değiştiremiyoruz. Çünkü sitenin şifresi bir başka arkadaşta. Allah razı olsun. Ahmet Emre, teşekkür ediyorum diyor. Ben de teşekkür ediyorum siz burada olduğunuz için. Peki, Allah'a emanet olun. Fatiha'mızı okuyalım inşallah. Peki, inşallah görüşmek üzere. Esselamu aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilmelena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.